Baba, bunu çok merak ediyorum arkadaşlar. Bu en çok merak ettiğim şey şu anda. Hepinize iyi seyirler. İnşallah... bunu da deneyimleme şansını buluruz. Sanal gerçekliğin geleceği Apple VR. Bir de Meta Quest Pro çıkmış herhalde. Bak bu Meta Quest Pro'nunki. Bizimki Meta Quest var bende, Pro'su yok. Apple çok uzun zamandır beklenen artırılmış gerçeklik gözlüğünü nihayet tanıttı. Herhalde duymayan kalmamıştır. Siz kullanılıyor ya oyun bir şey kasıyor, yayın kasıyor. Yayın kasmıyor da bilgisayar disk kullandığı için takılıyor. Uzun zamandır beklenen artırılmış gerçeklik gözlüğünü nihayet tanıttı. Herhalde duymayan kalmamıştır. Burada niye haber veriyorsan bir daha. Peki bu lansman teknoloji dünyası için ne anlama geliyor? Heh. Biz biraz onu konuşalım. Ben de bunu çok Neredeyse merak ediyorum 30 abi. yıldır bir türlü ana akım haline gelemeyen bu sanal gerçeklik Harbi sektörü ya. nihayet rahat bir nefes mi alacak yoksa büyük bir fiyasko mu yaşanacak? Fiyatın... Bu arada bir şey diyeyim mi arkadaşlar? VR'a hangi firma girerse gitsin harbiden böyle bir şey yapamıyor yani domine edemiyor. Pahalılığından mı, Neyden dolayı bilmiyorum ama buna bakılırsa ikinci seçenek biraz daha yakın gibi gözüküyor. 3500 dolar. 3500 hani dolar Türk lirasına çevirme işine falan hiç girmiyorum çünkü zaten önümüzdeki yıl 2024'ün başlarında önce sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa çıkacak gözlük ama bu fiyat burası için bile dudak uçuklatıcı. Ve öyle olduğu için de Adının sonuna pro eklemişler. Yani bu zaten öyle herkese göre değil, profesyonellere yönelik bir ürün demeye getiriyorlar. Bilgisayarlardaki Air gibi daha ucuz bir versiyonu da ileride çıkabilir belki ama önce pro ile başlamayı tercih etmişler. Pro, pro gözlüklerde kendisine en... Ha ben de Barış abiye verdiler sandım. Güçlü rakip olarak gösterilen... Meta Quest Pro. Meta Quest Pro bile... 1500 dolardan piyasaya çıkardığı bu gözlüğün fiyatını sonradan 1000 dolara çekti. Bunun bir de pro olmayan modelleri 300-400 dolardan satılıyor. Meta Quest harbi güzel bu arada. Elbette teknolojik olarak farklılıkları var ama benzerlikleri de var. Ve kitleler için en önemli ve ilk engel bunlardan çok fiyat olacak gibi görünüyor. Sonuçta Apple için yeni bir ürün kategorisi bu ve yeni ürün kategorilerinde önce doğal olarak early adapter denilen erken benimseyiciler, hevesliler ve en önemlisi de developerlar. Yani bu platformlarda uygulama geliştirip satacak olan professional pro kişiler ve şirketler bunu alacak. Hemen ardından bunu bir statü sembolü olarak görenler, dostlarına fark ve hava atmak isteyenler böyle yani herhalde böyle bir şey hava atmak için alacak yoktur ya 3500 dolarla harbiden almak için bir sebebi olması lazım ya güçlerinin yettiğince taksitle filan ya da böbrek karşılığı bir şekilde edinmeye başlayacaklar. Apple bile koyduğu fiyat etiketini anons etmeden önce onu daha rasyonel hale getirmek için şu anda alabileceğiniz en gelişmiş bir bilgisayar ve televizyon fiyatına gibi kıyaslamalara girme ihtiyacını hissetti. Şimdi fiyatını filan bir kenara bırakıp işin teknik analizine girişelim isterseniz. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama bu ürünle oyun dünyasını birbirinden dikkatlice ayırmaya çalıştılar. Bak bu da doğru. Çünkü bak o gün biz izlediğimizde oyuna minik bir yer veriyor ama ağırlıklı olarak böyle hayat hayat için yani bu senin hayatında sana yardımcı olacak bir şey diyor. Oyun oyun hikaye diyor kardeş diyor yani. Tanıtımında öyle. Ama oyuna da yer vermişti de hani, hani oyunda var gibisinden. Herhangi bir flagship VR oyunundan bahsetmediler. Öyle bir şeye rastlamadık. Evet flagship Oysa normaldi. Bu tür gözlüklere en kolay ikna edilebilecek ve ona kitle. en çok para harcamaya hazır kitle oyun meraklılarıdır. Onun yerine bilgisayara alternatif olabilecek bir verimlilik aracı olarak konumlandırdılar tıpkı Meta'nın kendi Pro modelini konumlandırması gibi. Bunun yanı sıra yaşamın içinden lifestyle örnekler gösterdiler ya da entertainment, eğlence amaçlı işte dizi, film izlemek, çektiğiniz panoramik fotoğraflara ya da aile videolarına bakmak için kullanılabileceğinden filan söz ettiler. Ve hatta bu amaçla kendisini dünyanın en iyi hikaye anlatıcısı olarak konumlandıran Disney Plus'ı bile yanlarına aldılar. Tüm bunlar hedef kitlenin artık oyuncular gibi dar, niş bir topluluk değil de çok daha geniş bir kitle olabileceğinin ipuçlarını taşıyor. Onlar bunu doğrudan söylemediler ama bu ama bu zaten o geniş kitleye yayıldığı zaman yine bu işin ekmeğini oyuncular yiyecek kardeşim. Gözlüğü yeni iPhone haline getirmeyi çok istediklerini her hallerinden tahmin edebilmek hiç de güç değil. Peki bu tür gözlükler cep telefonlarının yerini alabilir mi? Yani benim kendi fikrim Eşek gibi, dev gibi olursa yani. Bunlar şu anda çünkü büyük yani dışarıda gezmek için. He ama yarın bir gün bunu sadece normal bir gözlük gibi yaparsa ya da ne bileyim lens, mens artık ya da beynine çip falan öyle şey olursa yerini çok rahat bir şekilde alır. Ama şu haliyle alamaz. Normal mesela bir rayban gözlüğü gibi bir gözlük olsa alır. Bence. Bu gözlük kadar küçülüp hafiflediklerinde belki. Ama o zamana kadar... Bu kadar yaygınlaşmasını beklemek İmkansız. hele hele bu fiyatlarla herhalde saflık olur. Teknolojik olarak ne kadar gelişmiş özelliklere sahip olursa olsun İzledim fiyat yaygınlaşır. Ya oğlum zaten videoyu önceden izliyorum. Burada hemen söyleyeceklerimi not aldım mesela. Şu ekranda şu an hepsi yazıyor. Dakika 4.35'te onu diyeceğim. Tamam, not aldım. Yaygınlaşmada en önemli bariyer. Şu anda dünyada en çok satan gözlük Meta'nın ucuz olan Quest gözlüğü Quest ve 400 dolarlık fiyatıyla toplamda 20 milyon satabildi. Ama bak gerçekten bende mesela HTC Vive de var arkadaşlar. HTC Vive'ı kurmaya üşeniyorsun baba. Yok kamerası orada olacak. Kamera ayarım yaptım. Bununla öyle bir şey. Bunu tak. Oyna. Takıl yani kafana göre. Apple'ın gözlüğüyle aynı fiyattan 3500 dolara piyasaya çıkan Microsoft'un HoloLens'i toplam 300 bin satabildi. O da 2016'dan bugüne 7 senede. 7 sene. Yeri gelmişken şunu da belirteyim. Big Tech denilen 5 büyük teknoloji şirketinden gözlük çıkarmayan bir tek Amazon kaldı. Apple'ın elbette bazı farklılık. Burada şu anda önde gideni Meta. Benim kendi gördüğüm önde giden Meta. Var. Bir kere başkalarının icat ettiği şeyleri alıp Optimize ederek bir anlamda yeniden icat ederek mevcut pazarları yenilemekte başarılı olduklarını da biliyoruz. Amazon daha oyun çıkaramıyor. Bir dakika burayı da böleceğim. Amazon oyun çıkaramıyor diyorsun da baba. Amazon'da çıkardığı oyun feci oynandı ya en son çıkardığı oyun. Neydi o? O herkes oynadı ya. O oyunun adı neydi? New World. New World baba. New World deli gibi oynadı ya insanlar. Bunu söylerken aklıma hemen 2007 iPhone lansmanı geliyor. Ben o sıralarda HTC kullanıyordum ve fonksiyonel olarak ilk iPhone'un yaptıklarından çok daha fazlasına sahipti. Ama genel kullanıcı deneyimi iyi optimize edilememişti. İlk iPhone lansmanında bu yönüyle gayet iyi hazırlanmış bir telefonu gayet iyi bir fiyatla 599 dolar gibi erişilebilir ve makul bir fiyatla üstelik hemen piyasaya sürdüler. Şimdi ise aceleye gelmiş bir lansman izledik. Şirketin içinde ürünle ilgili çalışan bazı mühendislerin henüz piyasaya çıkmaya hazır olmadığını ve bu lansman için daha erken olduğu itirazlarını iletmelerine rağmen Tim Cook belki de kendisine ait en önemli mirası olabilecek bu ürünü hızlıca duyurmayı tercih etti. İlk baştaki satış hedefleri de oldukça iddialıydı bu arada. 3 milyon tane satarız diye düşünüyorlardı. Sonra satış tahminlerini 900 binlere çektiler. Bu lansmandan sonra ise 150 bine kadar indiklerini söylüyor analistler. Kıyas yapmak gerekirse iPhone yılda 200 milyon satıyor. Bu tür cihazlarda cep telefonlarından farklı... Ama arkadaşlar çok, biz bile bak burada izlerken benim işim bu. Tamam mı? Hani gaming'e dahil olsa da olmasa da hani bir yerde belki hani gaming'e dahil edip deneyebilirsin ama hani öyle bir fiyata kimse denemek istemez bunu. Bu o mesela 15.000 TL'ye çıksa Atıyorum ya yani hadi Türkiye'deki sıkıntılardan dolayı odur budur mesela Meta Quest 8000 liraya aldık oğlum. 8000 liraya bunu alırsın. Çünkü yani ben bunu neden alırım? Çünkü benim VR yayını yaparız, VR içeriği yaparız ya. İlla ki kullanılır. Ama şimdi 150 bin lira, 145 bin lira, yurt dışında 3500 dolar. Az paralar değil, harbi çok büyük paralar ya. O yüzden dolayı yani çoğu kişi uzak durur. Bir başka durum daha var onu sürekli kullanamıyorsunuz. O Örneğin var. Meta, ele misin? alalım. Wall Street Journal'ın raporuna göre satılanların yarısından daha azı 6 ay sonra da kullanılmaya devam ediyor. Harbi amına koyayım. Normal Meta Quest'i aldım. Dört kere oynadık kardeş. Dört kere oynadık şimdi anladın mı? Şimdi 150 bin liralık bir şey dört kere oynayacaksan ya da dört geri kullanacaksan yani evde kaç kere alıp kafana takıp bununla bilmiyorum. O yüzden dedim ya normal mesela Apple Watch olsa dolaş gez. Ya yani işte Apple Apple işte Apple gözlük taktır amına koyayım falan ama yani 10 milyona yakın cihaz böyle ilk hevesle hemen satın alınıyor sonra rafa kaldırılıyor. Ürün kötü olduğundan mı? Hayır deneyenler hak verecektir herhalde. Aslında oldukça eğlenceli çok deneyimler eğlenceli. sunuyor. Ama abi, Kemal söyleyeyim, Barış abi söyle bu da onda devam edeceğim. Burada kendi yorumlarımı da katmak zorundayım. Ama bir yorucu. iki Her zaman elinin altında kullanabileceğim bir şey değil. Alan lazım, o lazım, bu lazım. Yani biraz e, planlı kullanman gerekiyor. Hadi bir yer oynayayım deyip de oynayabileceğim bir şey değil. Ama aşılması gereken çok önemli bazı problemler de var. Her şeyden önce çok ağır bu cihazlar kafayı gerçekten yoruyor. yoruyor. Çünkü ön tarafta bir telefonu, arka tarafta da onun pilini taşıyorsunuz. Evet. Kafanızda. Apple bu problemi çözmek için pili ayırıp cebinize koyabileceğiniz türde bir tasarım yapmış. Ama yine de ağır. İkinci problem pil ömrü. En fazla 2 saat dayanıyor. Apple'ın cihazında da aynı süre geçerli. Bunu aşamamışlar. Çünkü bu cihazların üzerinde onlarca sensör ve kamera var. Doğru. Bak mesela ben o süreyi arttırmak için ne yaptım? Mesela buna özel kafalık aldım. Bak bu normal orijinal. Tamam ah, buna koyayım. Bu düştü, bu düştü. Sıkıntı yok. Ben bunun için özel koruma şey özel kafalık aldım tamam mı? Bunun özel kafalığında da ne oluyor biliyor musun? Hiç cebine falan da koymuyorsun. Arkasına hatta biraz ekranı büyüteyim size öyle göstereyim. Bak şimdi mesela bunun arkasında böyle bir şeyim var. Özel başlık aldım ki bu da bak matraf. Hani ucuz bir şey değil gerçekten hani pahalı yani bu VR başlı başta pahalı bir şey arkadaşlar o yüzden çok geniş bir kitleye hitap edeceğini düşünmüyorum. Bu fiyatlar böyle düşmedikçe bak bunu mesela alıyorsun şöyle şuraya takıyorsun gördün mü? Bu takıldıktan sonra bunun kablosunu şu kabloyu da VR'ına takıyorsun buradan. VR'ın olduğu gibi sana şarj oluyor. Salak gibi bunu mesela şuraya takan gerizekalılar falan var. Onlara dikkat edin yani. Bunu buna takmayacaksınız. Bunu bir yere takacaksınız. Bazı arkadaşlar yapıyor öyle şeyler. Tanımayanlar için ben kendim yaptım bunu. Ha, mesela böyle bir şeyin varsa uzun süre oynayabiliyorsun ama yani hep olduğu gibi masraf, olduğu gibi uğraş. Cep telefonunuzun flaşını ve tüm kameralarını aynı anda açıp sürekli kayıt yaptığınızı düşünün. Bunlar ondan daha fazlasını yaptıkları için enerji harcıyor. Hani bunun beraberinde getirdiği mahremiyet endişelerini falan bir kenara bırakıyorum. Apple zaten son 10 yıldan beri pazarlama bütçesinin önemli bir kısmını bakın biz ne kadar bu konulara dikkat ediyoruz. Heh, burada da mesela şimdi arkadaşlar mesela bunda VR'da herkesin merak edeceği bir şey yani cinsel dünya nasıl diye merak ediyorsunuz. Herkes merak eder. Bunu hani 35 yaşında da bir alsa, 45 yaşında da biri alsa merak eder. Tamam mı? Yani bununla cinsel şeyler falan hani nasıl oluyor falan. Yani merak edersin bunu. Baba denedin mi? Ona geleceğim. Şimdi mesela ya burayı yanlış anlamayın sakın. Böyle bir şey de benim denemeye yemez. Niye yemez? Oğlum bunu taktığın zaman full HD çekiyor her yeri yani. Kayıt mı alır? Ne yapar? Bilmiyorsun baba insan çekiniyor yani. Hiç denemedim. Allah kurar kerim çapsın denemedim. Harbiden denemedim çünkü insanı tribe sokuyor. Taktığın zaman birinin full HD etrafını görüyorsun oğlum. Yoksa denerdim. Deneyecektin yoksa. Evet yoksa deneyebilirdim ama merak etmiyor musunuz? Merak edilecek bir şey. Merak edersin yani oğlum. Niye merak etmiyim ki? Zaharcadı. Meta'dan farklı olarak Meta bu konuda biraz sabıkalı bir marka biliyorsunuz. Ama işte üzerindeki tüm bu sensörler, kameralar, mikrofonlar hepsinin çok enerji harcadığını söyleyebiliriz. O yüzden özellikle iş yaparken, çalışırken ki ben bunu o yüzden kullanıyorum, o amaçla kullanıyorum. Bunu sürekli elektriğe bağlamak zorunda kalıyorsun. Onu da geçtim. Bir de bak şu an Barış abinin şu halini görünce aklıma geldi. Abi bu niyeyse o yüzden küçülme, küçülürse insanlar kullanır diyorum. Ağırlığı azalırsa bu gerçekten yüzünüze baskı yapıyor ve bir süre sonra rahatsız etmeye başlıyor. Rahatsız ediyor. Yani çok rahat bir cihaz değil. O yüzden kullanıyorum. O amaçla kullanıyorum. Bunu sürekli elektriğe bağlamak zorunda kalıyorsunuz. Üçüncü problem cihazın tek bir parçadan değil birkaç parçadan oluşması. Gerçi Apple'ın cihazında bu kontrol cihazlarını kaldırıp yerine ses ve elle kontrolü getirdiklerini söylüyorlar. E, Meta Quest Pro'da da var bu özellik aslına bakarsanız. Yani bunları kullanmak zorunda değiliz ama yine de bazı uygulamalarda ve oyunlarda Gerek kontrol yok. cihazları daha konforlu. Onları da gözlükten ayrı bir şekilde değerlendirmeniz ve bir de onların pil ömrüne dikkat etmeniz e, gerekiyor. Güneş gözlüğü bu gibi olsa çok güzel olur. Dördüncü ve belki de en önemli problem sizi çepeçevre saran bu karışık gerçeklik deneyimi bazı insanlarda baş dönmesi ve hatta kusma gibi fiziksel yan etkilere ve bazen de psikolojik bazı etkilere yol açabiliyor. Açar. Anlaşılan Apple en çok kendi ürününü bu yönüyle rakiplerinden farklılaştırmaya çalışmış. En azından ekranlarındaki piksel sayısını arttırarak netliği ve işlemci gücüyle de görüntülerin gecikmesini... Bunu da şimdi tekrardan söyleyeyim. İlla bu videoyu beni tanımayıp izleyecekler falan vardır. Ya da işte şu an bizi ilk defa izleyen arkadaşlarımız vardır. VR oynadık mesela geçen VR yayını yaptık kusuyordum arkadaşlar korku oyununa girdik normalde korkman lazım değil mi? Ben can abiyle korkmayı bıraktım oyunda koltuğa oturur gibi oturdum mide bulantısını geçmeye, geçirmeye çalışıyorum Fulundar diye de bir arkadaşım var o da hani artık o ger gerçek dünya mı sandı ne yaptı tutuyor beni diyor ki gel gel diyor dışarıya çık diyor sanki dışarıya çıkınca oksijen falan aa bak rahatladım falan diyor yani farklı bir dünya arkadaşlar. Farklı bir dünya. Minimum seviyelere getirmeye çalışmış. Ayrıca kullanıcının çevresindeki dünya ile bağlantısının kopmasını engelleyebilmek için onun gözlerini de dışarıya yansıtmayı tercih etmiş. Bunu yapan başka bir örnek yok. Gerçi o gözler de o çok sanal olarak oluşturulduğundan böyle Black Mirror tarzı korkutucu ve distopik bir görünüm verdiğini de söyleyenler var. Ben de mesela böyle durmayacağım ben de bir göz hafif sola kayık var. Ama burada amaç dış dünyadan tümüyle kopmamayı sağlamak. En azından kendi ileri sürdükleri gerekçeleri böyle. Benim görüşümse şöyle. İnsanı en çok korkutan şey nedir? Nedir? Sorusuyla başlayan bir video yapmıştım zamanında. Neden tek Ve o videoda Alien filmindeki yaratık tasarımının neden çok korkutucu olduğunu göstermiştim. Ee, acaba ileride falan gözümüzü özümüzü değiştirebileceğimiz bir şekilde sokarlar mı onu? İsviçreli sanatçı Giger tarafından tasarlanan o yaratığın en önemli özelliği neydi biliyor musunuz? Gözlerinin olmamasıydı. Biyomekanik sanat stilinin bu usta ressamı psikolojik bir bilim kurgu korku filmi için çok akıllıca bir tasarım hareketiyle gözleri yok etmişti. İşte Apple'ın tasarımcıları yine çok akıllıca bir hareketle diğer gözlüklerde olmayan belki de tek önemli şeyi geri getirdi. Gözleri. Bak size net söylüyorum gözleri zaten sanal olarak getiriyor demek ki yarın bir gün bu gözlere de bir uygulamayla gözlerini değiştirebileceğim bir şey de olur. İşte mavi göz, işte bir göz mavi bir göz işte kahverengi falan ya da işte uzaylı yüzü falan ne bileyim. Bunun yapış biçimleri şimdilik çok ilkel öyle olduğu için de Black Mirror tarzı böyle distopik bir etki yaratması da gayet normal. Çünkü şu anda onlar yüzünüzü tarayıp onun 3 boyutlu bir avatarını oluşturarak evet. bunu dış ekrana yansıtıyorlar. Bunu da metahuman adı altında incelemiştik daha önce hatırlarsanız. Dışarıdan bakıldığında körebe oynamaya çalışan gözsüz insanlar yerine bu kadarıyla da olsa gözlü insanlar görmenin daha çok işe yarayacağını hesap etmiş olmalılar. Hatta giyilebilir bir cihaz olduğu için belki bir moda akımı başlatabileceklerini bile düşünüyor olabilirler. Bunu bize zaman gösterecek tabii. Teknolojik geleceği tahmin etmek kültürel geleceği ve... Aman ben sokakta bile burada yürürken arada yürüyüş müyüş yapıyorum. Kulaklık taktığın zaman bile tribe giriyorsun aman hanım. sağdan biri mi geliyor soldan biri mi geliyor yani. Şimdi bu gözlüğü takıp da ben sokakta gezemem arkadan gelip gözlüğü çalıp kaçacak mı? Her şey olabilir ya araba mı geliyor o mu geliyor bir tribe girersin ya. Ve insan davranışlarını tahmin etmekten daha kolay geliyor bana açıkçası. Peki bu gidişata göre nasıl bir teknolojik gelecek bekliyor bizi? İnsanların ürettiği her makine giderek insanların içine giriyor. Evet. Bu trendi ta trenlerden yani 200 sene öncesinden başlatabilirsiniz. Önce o çok büyük makineleri yaptık ve biz onların içine girdik. Sonra biraz daha küçültüp araba haline getirdik. Yani kişiselleştirdik. Kişiselleştirdiğimiz makinelerin bir sonraki nesli bilgisayarlar oldu. PC adı üstünde personal computer yani kişisel bilgisayar. Onlar da önce masamızın üstünde desktop, sonra dizimizin üstünde laptop, kolumuzun altında tablet ve nihayet avucumuzun içinde birer telefona dönüştüler. Yarın bir günde beynin içinde olacak kardeş. Beynin koronayla bunların testini yaptılar kardeşim. Hayır ama yarın bir gün bak net ya. Yarın bir gün beynine şuradan bir çipi bir sokacaklar. yarın bir gün şuradan çipi bir sokacaklar. Hop gözlerini açtığın zaman tık 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 onların hackerları çıkar der senin beynini hackler mekler. Her şey olur oğlum izleyin bak 15-20 seneye ve kalmaz bile 15-20 seneye. İçine girilebilir makinelerden giyilebilir makinelere geçiş yaptık. Kol saatleri ve kulaklıklarla bu akım yaygınlaşarak devam etti. Dikkat ederseniz her bir adımda makine insana biraz daha yakınlaştı Çok ve nihayet artık ya. kafasına kadar ulaştı. Tabi ya bak bu videoyu böyle sohbet ederek izlememiz Geçen chat ben ilk defa kullandım Baba o ne ya O chat GPT ne ya Sordum ona dedim böyle böyle zımpara yapmak istiyorum işte zımpara yani biraz daha böyle yapmak şöyle yapalım şöyle yapalım Yok, Ondan sonra dedim ki bana Baştan aşağı bir akvaryum kur Ama bana seçenek bırakma kardeşim diyorum mesela sana Johnny diyebilir miyim evet diyor mesela Johnny diyorum Bana seçenek bırakma bana Basit, güzel bir akvaryum kur. Bitkisini sen seç. Her şeyi sen seç. Hepsi uyumlu olsun. Tamamen bana baştan aşağı markalarıyla beraber almam gereken ürünleri ve kurulum aşamasını baştan aşağı yazar mısın? Evet yazalım diyor. Pat 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 bildiğim baştan aşağı her şeyi yaptı la. Trend böyle devam ederse onun da içine girmeye çalışacak. Bunun için Neuralink gibi kafanızın içine çip taktırmaya gerek yok o bir sonraki evrede gerçekleşecek. Beyin bilgisayar arayüzünü bu gözlükler çiplerle değil, insanın kendi gözleriyle zaten kurmuş görünüyor. Peki ben bu sonuca nereden ulaşıyorum? O gözlüğü geliştirme aşamasında aldıkları 5000 patentten. Kullanıcılar 5000 sanal patent. deneyimler yaşarken vücutlarından ve beyinlerinden alınan verilere dayanarak onların zihinsel durumlarını tespit edebilirsiniz. Bunun için son zamanlarda yapay zeka da kullanılmaya başlandı. Ne demek bu? Bir kullanıcı bir karma gerçeklik veya bir sanal gerçeklik deneyimi içindeyken yeni nesil yapay zeka modelleri sizin bilişsel durumunuzu tespit etmeye çalışıyor. Yani o sırada hangi duygu durumundasınız? Onu anlamaya çalışıyor. Merak mı, zihin karışıklığı mı, korku mu, dikkat mi? Geçmişe dair bir deneyimi hatırlamamı veya başka bir bilişsel durum mu? ne hissettiğinizi bu şekilde tahmin etmeye çalışıyor. Bunları da göz takibi, beyindeki elektriksel aktivite, kalp atışları ve ritimleri, kas aktivitesi, beyindeki kan yoğunluğu ve damardaki kan basıncı, cilt iletkenliği... Korkutucu ya! Çok ciddiyim Mert abi oğlum çünkü hayal etmiyor musunuz? Burada eşek gibi izlemeyin. Bazı arkadaşlarıma sesleniyorum yani Hayal etmiyor musunuz şu an oğlum? Nereye gidiyoruz la? Yarın bir gün demek ki biz yayını yaparken Şak bir yapacağım Bak hepiniz karşımdasınız Abi 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 Belki yayınlar öyle yapacağız. Haydi arkadaşlar herkes gözlüklerini taksın. Biz gidiyoruz. Tak. Gözlüğü olmayanlar buzları izleyecek gözlüğü olanlarla mesela hep beraber kapalı bir alanda oturuyoruz. Herkes işte ben ayarlamışım kimsenin kalkmaya yetkisi yok. Kalkamıyorsunuz. Ben aranızda dolaşıyorum. Evet kardeşim nasılsın? İyi misin? Falan. Böyle şeyler de olur yani. Kalkma yetkisini falan kaldırma falan. Her şey olabilir oğlum. Vallahi bak neler neler olacak ya. Niye gibi ölçümlerden çıkarıyor. Sadece bu cihaz geliştirilirken 5000 yeni patent alındığı beş söylendi bin. dedim ya. Bunların bir kısmı tahminlerle, kehanetlerle ilgili. Evet, kehanet diyorum. İngilizcesi prediction. Geçen ay çıkan yeni bir kitabı okumaya başladım. Adı The Experience Machine. How our minds predict and shape reality. Yani zihnimiz gerçekliği nasıl, nasıl tahmin eder ve onu nasıl şekillendirir. İnsan beyniyle ilgili çok ilginç ve yeni bazı fikirleri tartışıyor bir kitap. Bitince başlı başına ayrıca bir video da yapmayı planlıyorum ama şu kadarını söyleyebilirim ki... Ben de okudum bunu. Harbi çok iyi. Kesinlikle okuyun arkadaşlar. Ki i̇nsan beyni bir tahmin makinesi gibi çalışıyor diyor. Ve böyle çalışırken en çok gözlerden yardım alıyor. Bu gözlüklerdeki en etkileyici yeniliklerden biri de ne? Gözlerinizin ...hareketini takip edebilmesin. Bunda ettim. bile var bu özellik. Nereye bakarsanız... ilk başta parmak iziyle başladılar. Parmak izini aldılar. <laughs> Ondan sonra gözlerle... ...telefonu açmaya başladık. Onu da aldı. Ondan sonra yüzü almaya başladı. Face ID, Face ID. Yüzü aldı. Şimdi baba bunu bir takacak. Beynimize doğru yavaş yavaş geliyorlar. Orayı netleştirerek... ...başladılar bu işe. Bu yeni tanıtılan gözlükte... ...aynı zamanda etkileşim de gözlerle sağlanıyor. Hani, bilgisayarı kullanırken fareyi tutan elimiz ve ekrana bakan gözümüzle kullandığımıza benzer şekilde ama daha ileri bir seviyede çalışacak. Mesela patentlerden birine göre bir kullanıcının bir şeye gerçekten tıklamadan önce oraya tıklayacağını tahmin etmesini sağlıyor. Böylece siz tıklamadan önce o vereceği tepkiyi hazırlıyor. Göz davranışlarınızı izleyerek ve kullanıcı arayüzünü gerçek zamanlı olarak yeniden tasarlayarak kullanıcının Ekrana boş boş bak bakıyorum da şeyi deniyorum yani hani tıklayacakmış gibi hissetmeye çalışıyorum hani anladın mı? Harbiden anlar herhalde ya. Beyniyle biyolojik geri bildirimler oluşturabilirsiniz. Gözler aracılığıyla bir beyin-bilgisayar arayüzü kurabilirsiniz ve bunun için öyle ameliyat olmaya ya da kafatasınızı delip onun içine çip takmaya bile gerek yok aslında. Yapacaklar. Zaten bu gözlüklerin içinde epeyce bir çip var. Alınan o 5000 patentten bir başkası ne kadar odaklandığınızı veya rahatladığınızı veya ne kadar iyi öğrendiğinizi tahmin edebilmek için makine öğrenimini ve bedenden ve beyinden gelen sinyalleri kullanmak hakkında bir takım ayrıntılara girmiş. Bunların ne kadarını ilk nesilde kullanacaklar bilmiyorum ama bu durumları geliştirmek için sanal ortamları güncellemeye çalışacaklar. Arka planda gördüklerinizi ve duyduklarınızı anında değiştirerek bunu öğrenmenize, çalışmanıza veya rahatlamanıza yardımcı olan ortamları yaratmak için kullanacaklar. Tanıtımla ilgili başka bir dikkat çekici nokta CEO Tim Cook da dahil olmak üzere hiçbir Apple yöneticisinin bu gözlükleri alıp da takmaması oldu. Hadi bakalım, hayırdır niye takmıyorlar? Çalışmıyordur daha ya. Yani onları kullanırken görmedik. Oysa geçmişteki lansmanlarda Steve Jobs bizzat kendisi kullanarak ürünlerin demosunu yapardı. Cep telefonunu cebinden çıkarıp özelliklerini yine kendisi göstererek anlatırdı. Ya da çok ince ve hafif bir bilgisayarın tanıtımını yaparken onu böyle bir zarfa koyup sahneye çıkardı. Oysa bu kez gözlükleri takmak yerine en fazla yanında poz vermekle yetindiler. Bununla ilgili çeşitli teoriler dolanıyor ortalıkta. İşte yaşlı beyaz erkeklerle bunu göstermenin havalı olmayacağını söyleyenler var. Sahnede demo yapmanın zor olduğunu, çuvallama ihtimalini göze alamayacaklarını iddia edenler var. Ama zaten önceden kaydedilmiş görüntüleri izledik. Tüm bunlar bir kenara. Şirketin geçmişini ve Steve Jobs'ı düşündüğümüzde bu teorilerden çok benim aklıma başka bir şey geliyor. Mark Zuckerberg'ün kendi gözlüğünü tanıtırken sıklıkla içine düştüğü vahim, cringe durumlara benzer bir duruştan ısrarla kaçındıklarını düşünüyorum. Hatta kullandıkları terminolojiyi analiz ettiğinizde bırakın hani metanın metaverse'ü gibi bir takım kavramları sanal gerçeklik bile demekten ısrarla kaçındılar. Onun yerine Special computing demeyi tercih ettiler. Mekansal bilgi işlem. Covid döneminde hızla yükselişe geçen ve sonra da adeta bir balon gibi patlayan metaverse dünyasına ilişkin ne oldu ya bu metaverse'lere yok diyorlardı kardeşim bu tabloyu buradan değil de işte neydi onun adı buradan aldığın zaman kendine onu şey yapıyorsun senin oluyor parayı kırıyorsun ya 50 dolar yatırdım 5000 dolara aldım ya arsa alacağız buradan falan NFT ne oldu da NFT'lere, NFT'lere izle diyor, izle pardon, Şimdi söylemlere son derece mesafeli bir duruş sergilemeyi tercih ettiler. İşte bu onların pazarlama geleneğine çok da uygun düşen bir yaklaşım. Çünkü onlar yüksek çözünürlüklü ekran demek yerine Retina Display demeyi tercih ediyorlar zaten. Şimdi Mert, az önce geldin. bir balon gibi patlayan metaverse dünyası dedim. Beni yakından takip eden abonelerim de diyecek ki ya abi sen değil miydin geçen sene filan böyle yeni internet metaverse olacak falan diyen. Evet bendim. Ve daha Facebook adını metaya çevirip bu kavramı sahiplenmeden önce bunu demeye başladım. Ve hala iddia ediyorum ki geleceğin interneti böyle bir şey olacak. Olacak da işte daha var var. Daha var. Adına ne derseniz deyin. İster metaverse deyin ister omniverse fark etmez. Her büyük teknolojik yenilikte olduğu gibi önce balon gibi şişti, sonra patladı ve şimdi sessiz sedasız olgunlaşarak, güç kazanarak kitlelere yaygınlaşmak üzere hazırlanıyor. Gartner'ın hazırladığı bir hype cycle grafiği bile vardır. Bütün teknolojik gelişmeler, hatta internette bir zaman o zaman şimdi NFT'ye mi girmek mantıklı diyor yani Barış abi ha? Yatırım tavsiyesi değildir babında. Benim kararlılık seviyem kıl grafiği bile vardır. Bütün teknolojik gelişmeler hatta internette bir zamanlar balondu. 1995'ten 2000'e kadar .com adı verilen o balon şişti, şişti ve en sonunda patladı. O patlamadan birçok kişinin ve şirketin ağzı yandı. Peki ne oldu? Şu anda internet var mı yok mu? Elektrik kesilince mi daha çok rahatsız oluyorsunuz yoksa internet kesilince mi? İşte elektrik Elektrik kesildiğinde internetim gittiği için rahatsız oluyorum. De, internette ilk çıktıklarında birer balondu. İnternetin yeni haline doğru hala büyük bir hızla gidiyoruz. Cep telefonlarında yapılabilecek neredeyse her şey yapıldı. Sıra yeni nesil makinelerde. Bu makineler bize her... Yapılmadı hala ya bir iPhone 7 tanıtımı vardı. Özel bir iPhone 7 her yeri camdı. Neydi lan o? Her zamankinden daha yakın tasarlanıyor. O yüzden bizler de her zamankinden daha hazırlıklı olmalıyız. Gerçeklikle olan ilişkimizi makineler yardımıyla yeniden kurmaya başlayacağımız o günler pek de uzak değil. Bana çayı bile gözlükle demiyor da işte bu gözlükle eziyet olur. Kendi gözümle bakarım ya. Neydi o ya? iPhone'un inanılmaz tanıtımını mı yazsam? Ne yazsam çıkar? iPhone Kabili mi ya? Ne <laughs> Telefonumun markası bu. Türkiye'de bulunmuyor. İlk defa gördüm ben 2023 marka. model. Sıfır garantili kala kala. Orjinal. Nereden aldın abi? Antalya'da. Burada bu telefon yok. Ne kadar aldı 3.5 milyon. milyar Baya pahalıymış Çok ha. Pahalı, pahalı. Şimdiki... Bak geçen sordum Antalya'da milyona kadar dediler. Bir 10 bin var yani çok pahalı olmuş. Ben bir tane iPhone 13 Pro Max bir bayan aldım orada. Kendi onun parasıyla. Bayan yani oturdu ağladı. Bak, bayan bayan oturdu ağladı. ağladı. <laughs> Her yeri cam olan iPhone falan. Tam 15 yıl önceki ilk iPhone'um buldum. Ön kamerası bile yok. Bakalım hala çalışıyor mu? Ona Kamerayı açalım. Bu müzik internet kafenin müziği miydi lan? Fotoğraf çekiyor. Zaten video özelliği yok. Ayarlara bakalım. O zamanki ayarlar menüsü birkaç satırdan ibaret tabii. Vay koyayım da. Sesleri Ben hala bulamadım iPhone'un videosunu. Her yeri cam olan iPhone yalan tanıtımı. Hiçbir yerde yok ya. Bulabilen oldum. Aha buldunuz mu lan? Wow, bu ne lan? Benim dediğim bu değildi ya. Bir tane bir iPhone vardı, iPhone 5 mi ne? iPhone 5 yalan tanıtım. Öyle bir şey vardı ya. Neyse ya bulamadım neyse Bir yerde büyük bir böcek şeyi gördüm gibi Ha ha şunun gibi şu şu Her yer bak şöyle gösteriyorlardı En tehlikeli 10 su kaydırağı müziği istediğim bu da değil ya siz benim hiç kimse bulamaz benim o çok eskiydi demek ki kimse bulamadı hiç kimse bulamadı arkadaşlar abi az önceki tamam ya tamam bulamadınız sıkıntı yok problem değil arkadaşlar hiç önemli değil hatırlıyorum da bulamadım herkes hatırlıyor da kimse bulamadı Allah aşkına bir insan sevgilisi alamadı almadığı için ayrılır mı lan kargo iki gün sonra gelecek Bir de sen hala bak kardeşim çok iyi niyetlisin. Sen hala buna ayrılmasına sinirlenmiyorsun. Yani ben nasıl böyle biriyle birlikte olurum diye sinirlenmiyorsun. Hala kargo iki gün sonra gelecek diyorsun. Kardeşim böyle bir şey olamaz. Aleyküm selam cani. Böyle bir şey olamaz cani. Biraz bahane gibi geldi bana o ya.